Gelindire veya Aynalı Göl mağarası, Mersin'e bağlı Aydıncık ilçesinin 7,5 kilometre güneydoğusunda Sancakburnu ile Kurtini Deresi arasında yer alan mağara, bir çoban tarafından tesadüf eseri bulunmuştur. Giriş ağzı denize bakan ve hemen önünde küçük bir köy bulunan mağaraya denizden ve karadan gidilebilmektedir. Toplam 555 metre uzunluğu, girişe göre 46 metre derinliği, girişe göre 22 metre yüksekliği bulunan mağara, her türden damla taş oluşumları ile kaplıdır. Ayrıca mağarada genişliği 18 ila 30, uzunluğu 140, derinliği 5 ila 47 metre olan büyük göl bulunmaktadır. Mağaranın girişi deniz seviyesinden 50 metre yüksekliktedir. Bir hidrolojik rejim değişikliği ile mağarada bulunan sarkıt, dikit gibi oluşumların su altında kalarak atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Su altında kalan oluşumların küresel iklim değişikliği öncesinde oluştuğu, bünyelerinde önceki buzul çağına ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu anlaşıldı. Gelindire mağarası bu özellikleriyle yaşanmış son iklim değişikliğine ilişkin Doğu Akdeniz'de bulunan tek kayıt noktasıdır. Aynalı Göl mağarası ve çevresi çeşitli yaş ve türde litolojik birimlerden oluşmaktadır. Otokton karakterdeki Geyik Dağı Birliği'nin temelini oluşturan kırmızı, gri renkli ve kristalli kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu orojenik kuşaklar halinde uzanan Kambriyen yaşlı dolomit ve kireç taşı litolojileri inceleme alanındaki en yaşlı jeolojik istifi oluşturur. Bu birim aynı zamanda Gelindire mağarasının da oluşumuna yol açmıştır. Literatürde ovacık, ışıklı formasyonu olarak tanımlanan bu formasyon, hem yapısal özellikleri hem de kimyasal bileşimi nedeniyle karstlaşmaya son derece uygun bir karaktere sahiptir. Birçok yerde kuzeydoğu-güneybatı yönlü faylarla parçalanmış ve kendi içinde tektonik dilimlenmeler gösteren bir yapıya sahiptir. Formasyonun bu yapısı, Gelindire mağarasının genel uzanımı etkilemiştir. Ancak mağaranın biçimlenmesi ve damla taşların gelişimi, kayaçların tabaka doğrultuları ve dalımları ile çatlak sistemlerinin gelişiminin sonucuna bağlı olduğu bildirilmiştir. Dik bir falez dikliğinin üzerinde deniz seviyesinden 46 metre yükseklikte bulunan Gelindire mağarası, çeşitli yükselti seviyelerinde yer alan Plio, Kuvaterner yaşlı rölyef sistemlerine ait yer şekilleri tarafından çevrelenmiştir. Güneyden kuzeye doğru basamaklar şeklinde yükselen bu şekillerin en belirginleri, faylarla biçimlendirilmiş yamaçlar ve falezler, yarımay biçimli koylar, denizel taraçalar, boğulmuş veya asılı vadiler, mağaralar ve aşınım yüzeyleridir. Ayrıca mağara çevresinde lapya oluşumları da bulunmaktadır. Zira önceki yıllarda değişik bölgelerde yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar ortaya konmuştur. Mağaranın şekli, Kambriyen'e ait dolomit ve kireç taşı litolojisi içinde gelişen Gelindire mağarası, jeolojik kesitisinden de anlaşıldığı kadarıyla ters L harfine benzeyen bir şekle sahiptir. Toplam uzunluğu 555 metre olan Gelindire mağarası 22-93 metreler arasında değişen 115 metrelik bir litolojik kalınlık içinde gelişmiştir. Bu kalınlığının 47 metrelik kısmı ise deniz seviyesi altındadır. Aynalı Göl Dağı ve yakın çevresinin en karakteristik yer şekillerini
aşınım şeklinde oluşmuş denizel taraçalar meydana getirir. Bu yer şekli sistemlerinden belirgin olan üç tanesi, Akdeniz'in Pleistosen'deki düzey salınımlarının korelasyonu açısından oldukça önemlidir. Günümüz deniz seviyesinden 12 metre yüksekte yer alan ilk basamak Monastrien, 45-50 metre yüksekte yer alan ikinci basamak Trienien ve 50-75 metre yüksekte yer alan üçüncü basamak ise Milazien'e ait taraça basamakları olmalıdır. Gilindire Mağarası, Türkiye mağara literatüründe Kambriyen kireç taşlarında oluştuğu tespit edilen üç mağaradan birisidir. Mağaranın gelişiminde kireç taşı litolojisinin yanında bölgenin yapısal özellikleri, faylar ve çatlak sistemleri ve taban düzeyi konumundaki Pliyosen deniz düzeyi birinci derecede etkili olmuştur. Bunun yanında jeomorfolojik oluşum ve gelişim, eğim, akarsularla yarılma, iklim ve Pleistosen deniz düzeyi salınımları mağaranın şekillenmesinde etkili olan ikincil faktörlerdir. Orta Torosların denizel boğulmaya uğrayan güney bölümünde yer alan Gilindire Mağarası, köken ve şekillenmeleri ile gelişim dönemleri farklı üç bölümden meydana gelmektedir. Başlangıç aşaması olan Freatik dönemde mağaranın damla taşlar salonu, girişleri olmadan geçit konumlu olarak gelişmiş ve daha sonra ise Akdeniz'in Pleistosen'deki seviye değişimlerine bağlı olarak şekillenmiştir. Bu salon aynı zamanda mağaranın Pliyosen'de karstlaşması sonucu oluşmuş en eski bölümüdür. Yağışlı dönemlerde tavandan damlayan sular dışında bütünüyle kuru olan bu bölüm, gelişimini tamamlayarak fosil aşamaya geçmiştir. Yine bu dönemde yaşanan transigrasyon sonucunda boğulmaya uğramıştır. Trienien esnasında ise çözünme ve dalga aşındırması gibi faaliyetlere maruz kalarak iki girişin oluştuğu mağara böylece dışarıya açılmıştır ve fosil karakter kazanmıştır. Bu durum aynı zamanda mağaranın oluşumu ve gelişimindeki vadoz döneme geçişin habercisidir. Bu safhada damla taşların oluşumu da hızlanmıştır. Deniz seviyesinin günümüzden 90 metre daha aşağıya düştüğü Worm'de ise mağarada gençleşme yaşanmış ve mağaradaki göllü salon oluşmuştur. Bu aşamada fosil salon, damla taşlar salonu askıda kalmış ve tersine gelişim başlamıştır. Bu gelişim süreci esnasında göllü salonun duvarlarında sarkıtlar oluşmuş ve tabanı girişe göre 93 metreye kadar inmiştir. Würm sonrası dönemde deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak mağara içinde ve dışında boğulmalar yaşanmıştır. Aynı nedenden dolayı göllü salonda vadoz dönemde oluşan sarkıtlar su altında kalmışlardır. Mağara içerisinde yapılan detaylı çalışmalara göre Gilindire hidrolojik olarak iki farklı bölümden oluşmuştur. Bu bölümler girişten göllü salona kadar olan vadoz zon ile mağara içerisindeki gölün oluşturduğu doygun zondur. Yeraltı gölünde tüplü dalış yoluyla yapılan gözlemlerde herhangi bir yönde, özellikle kara yönünden denize doğru belirgin bir yeraltı suyu akışı belirlenememiştir. Polijenik bir mağara olan Gilindire, hidrolojik bakımdan hem fosil hem de aktif bir mağaradır. Giriş ve damla taşlar salonları fosil, göllü salon ise aktif bir yapıdadır. Bu nedenle mağara içerisindeki şekillerin gelişimi fosil kısmında durmuşken aktif kısmında devam etmektedir. Ayrıca fosil kısımlarda yağışlı dönemde mağara duvarlarında ıslaklıktan başka herhangi bir su izine rastlanmazken
Aktif kısımlarda ise hem göl bulunur hem de su izleri görülmektedir. Ayrıca yatay uzaklığın yaklaşık 250 metre olduğu göl ile deniz arasındaki bölümde su seviyesinin değişim göstermediği de tespit edilmiştir. Buna mukabil yağış ortalamasının düşük olduğu bölgede yüzeyden sızan sular vadoz bölümünde çökel oluşumunu devam ettirmektedir. Mağara, yaz ve kış mevsimlerinde fazla değişiklik göstermeyen sıcak ve nemli bir havaya sahiptir. Giriş ağzının dar ve basık olması nedeniyle dışarısı ile doğrudan hava hareketinin olmadığı mağarada ortalama sıcaklık 25 santigrat derece, mutlak nem ise %80 olarak ölçülmüştür. Yüksek sıcaklığa bağlı olarak kapalı ortamda doygun hale geçen nem, oluşumların canlı görünümlerinde etkili olmuştur. Özellikle göllü salonda su düzeyi ve üzerinde bulunan aykırı şekiller olan heliktit mağaranın yüksek nemine bağlı olarak gelişmişlerdir. Giriş ağzına yakın ve dış ortamla doğrudan bağlantılı olması nedenleriyle bacanın bulunduğu bölümünü de kapsayan fosil katta mağaranın iç bölümlerine göre daha farklı meteorolojik koşullar tespit edilmiştir. Bu bölümde sıcaklık 30 santigrat derece ve nem oranı ise %40'tır. Mağarada türü henüz tespit edilmemiş birkaç yarasanın dışında herhangi bir canlı izine rastlanmamıştır.